Ne diyor Batı basınında kimi kalemler? Acaba Rusya'da iç mekanizma devreye girer ve Putin'i devirecek bir darbe gerçekleşebilir mi? Kremlin'de darbe senaryoları olabilir mi? Nereden çıktı bu? Ve şu günlerde dünya Ukrayna'ya Rusya'ya odaklanmışken Orta Doğu'da bambaşka bir hareketlilik olabilir mi? Şöyle derledim topladım bir sizlere anlatmak istiyorum. Bence dikkat kesilmek gerekiyor. Putin içerden darbe ile devrilebilir mi? Şimdi temel argüman şu. Bu işgal, bu savaş uzarsa ekonomi yerle bir. 1 dolar eşittir 115 rubleyi aştı. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Rusya'da asgari ücret 200 dolarların altına inmiş durumda. Berbat bir durum. Bankalar her şey çökmüş. Para çekmek için kuyrukta herkes. Ya tabutlar arttıkça, cenazeler arttıkça ve en önemlisi halk sokağa çıkar mı? Halk sokağa çıkarsa Putin ne yapacak? Rusların tırnak içinde derin devleti ülkenin bekası için devreye girebilir mi? Hemen yan tarafta Navalny'i görüyorsunuz. Hala cezaevinde. Fakat ekibi bugünlerde pek bir hareketli. Deniyor ki Navalny harekete geçti. Sokağa çıkma zamanı dedi. Cezaevinden yönetmeye çalışıyor. Özgürlük ve demokrasi hareketi adı altında Rusya'da sokaklar karışabilir. Bir parça tırnak içinde söylüyorum isyan çıkabilir. Fakat bununla birlikte bir başka vurgu da var. Ruslarda da ciddi bir milliyetçi damar var. Putin'i destekleyen bir damar var. Eğer savaş uzarsa, Böyle bir taleple sokağa çıkılırsa Navalny ve yandaşları milliyetçi damarda devreye girer. Rusya'da bir iç savaş çıkabilir mi? Sokak çatışmaları. Bu ihtimaller arasında var diyorlar. Ama Putin'in gücü. Böyle çok da fazla ütopik cümlelerde kurmamak lazım. Neden? Adam güçlü. Adam kendine ait devasa bir orada değil mi? Bir düzen kurmuş durumda. KGB ajanlığından gelmiş. KGB'nin yerine ne var şimdi? FSB var. Ve Putin'in kontrolünde. Herhangi bir muhalif, herhangi bir farklı düşünce, herkes fişlenmiş durumda. Hiç kolay değil. Güvenlik bürokrasisi deliler gibi Putin'in arkasında diyorlar. Ve darbe ihtimali çok düşük. Putin güçlü, süreci Yönetmeye devam edecektir vurgusu yapılıyor darbe ihtimali zayıf deniyor ağırlıklı görüş olarak peki Orta Doğu'da ne var? İsrail'e bu günlerde dikkat etmek gerektiği söyleniyor neden? İran ve Lübnan konusunda harekete geçebilir seçenek bir İran'a büyük bir saldırı gerçekleşebilir ve İsrail'in seçeneği iki Lübnanı, Beyrut'u, Golan tepelerini ne derseniz deyin Lübnana yönelik bir işgal hareketi İsrail ordusu başlatabilir. Tarihi kırılmalara baktığınızda geçmişte dünyada bambaşka coğrafyalarda olaylar olduğunda İsrail mutlaka bir harekatla birlikte kendi alanını genişletmiş. Kaostan beslenme stratejisi. Algılar, dikkatler başka noktadayken İsrail'e Lübnan'a, İran'a dikkat. Bu Rusya savaşında, Ukrayna savaşında